Hepinize merhaba arkadaşlar. 14 Şubat 2021 Pazar. Dünkü videomuzda dolar analizi yapacağımızı söylemiştik bugün için. Analiz videomuza geçmeden önce dün 13 tane şehidimiz geldi. Hepiniz biliyorsunuz, takip etmişsinizdir umarım. Ee, Şehitlerimiz Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yakınlarına ve milletimize de başsağlığı diliyorum. Bugün inanın hiç video çekesim gelmedi. Zaten çok kısa tutacağım videoyu. Böyle günlerde biliyorum sizlerin de pek keyfi olmuyor. Yani hani işte yatırılmış, paraymış, pulmuş hiçbiri önemli değil. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz arkadaşlar. Başımızdan böyle dertler eksik olmuyor. Allah milletimize bir daha böyle e, trajik olaylar göstermesin. Askerimizi, polisimizi, vatandaşımızı korusun diyoruz. Evet, videoyu kısa tutacağım arkadaşlar. Hızlıca şöyle bir dolar analizi yapalım ve haftayı kapatalım bu haftayı sonlandıralım. Dolar'da bizim şurada bir ana trend desteğimiz vardı. Bakın şurada siyah çizgiyle göstermiş olduğumuz. Şu an buralarda bir tutunma çabası var. 7 lira seviyesi burası. 7 lira işte 7.02, 7.03 civarında. Şimdi biraz daha büyüttüğümde aslında bu trendin ben kırıldığını görüyorum. Bakın şu anda kırılmış. Yani cuma günü yeşil bir mumla kapattı fakat o trendin üzerine tekrar atamadı. Tabii trend kırılımı için en az 2 günlük şurada kapanış görmemiz lazım veya 3 günlük. Yani en az 2 günlük kapanış görürsek bu trendin altında evet bu trend kırıldı diyebiliriz. Yani daha sağlıklı olur. Ha şu da var. Peki trend kırılırsa ne olur? Yani diyelim ki 7 desteği kırıldı. E ne olacak? Altta herkesin o dillendirdiği, Sağır Sultan'ın bile duyduğu 6.85 bandı var. Ki ben size son videomda ne demiştim? Ben olsam oraya değdirmem. Hem yabancının yerinde olsam hem Merkez Bankası'nın yerinde olsam oraya ben değdirmem. Nereden götürürüm? 6.90'dan veya 6.95'ten yukarıya tekrar sürerim. Çünkü ee, sokaktaki insan e, sıradan vatandaş bile kime sorsam e, 6.80'den alırım işte 685'ten alırım diyor. Yani Sağır Sultan bile duydu bu seviyeyi. Zaten e, geçen hafta biliyorsunuz birçok banka yabancı banka dolar tl ile ilgili e, tahmin raporları yayınlamaya başladılar. Yani Bir anda durduk yere. Bunlardan en ilginci HSBC'di 6.50'ye kadar düşürdü doları yıl sonuna kadar. Ee, yine Rabobank diye bir banka var yabancı yine. O da 6.80'e kadar gelir dolar dedi. Ee, Bank of Amerika e, tam tersine açığa satışlarını durdurduğunu. Yani artık e, dolara short yapmadığını. Çünkü RSI göstergesinin diplediğinden bahsetti bize. Yani böyle peş peşe raporlar geliyor. E, bu raporlarla ilgili ilginç bir şey söyleyeyim ben size. Ağustos ayında... Bakın şurada 7.30 civarında dolanıyordu dolar. JP Morgan dediğimiz o büyük kurum hepiniz biliyorsunuz JP Morgan. Bu JP Morgan arkadaşlar bir dolar TL tahmininde ve işleminde bulundu. İşlem açtı yani. Dedi ki bütün herkese dünyaya duyurdu. Biz 7.40'tan doları shortladık yani açığa sattık. Hedefimiz 5.50 dedi. Peki ne oldu arkadaşlar? Dolar 8.50'ye gitti. E J.P. Morgan sen bize dedin ki biz doları shortladık, dolar 5.50'ye düşecek dedin. E tamam biz de senin peşine takıldık. Ne oldu arkadaşlar? Patladık. Dolar 8.50'ye geldi. 5.50 nere? 8.50 nere? Yani burada anlatmaya çalıştığım olay şu. Hani bu e, yabancı kurumlar böyle dolar tahminler yapıyor ya işte 6.50'ye düşer 5.50'ye düşer falan filan. E geçen sene Ağustos ayında J.P. Morgan dediğimiz kurumun 6.30'dayken dolar TL tahmini 5.50'ye düşeceğiydi. Ama ne oldu? 8.50'ye gitti. Yani böyle raporlar gelmeye başlıyorsa bilin ki ters yönde bir hareket olacak. Yavaş yavaş onun sinyallerini alıyorum ben. Çünkü bu adamlar balina dediğimiz adamlar. Bunlar sana bana ekmek yedirir mi? Para kazandırır mı? Yani düşünsene JP Morgan bir şey biliyor. İşte grafikte bir şey görmüş veya işte gelişmekte olan bir olayı biliyor bizim bilmediğimiz. Ve davul zurnayla sana hedef veriyor. Diyor ki gel vatandaş şuraya kadar beraber işlem açalım. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin olmadığını da ben Ağustos ayında şurada dolar 7.30 iken gördüm. Belki de bazı insanlar 7.30'lardan short yaptılar dolara ve ev arabayı kaybettiler. 8.50'ye gitti dolar. Kaldıraçlı işlemlerle yapmışsa bunu, evini arabasını kaybeder yani şu 8.50'ye geldiğinde. <laughs> Neyse çok fazla uzatmayalım. Demek istediğim kısaca bu yani. Hani böyle işte dolar 6.50'ye düşecekmiş falan filan bu tarz raporlar yayınlanıyor ya. Bunların gerçek e, olayı budur yani. Gelelim biz teknik boyutumuza. Teknik boyutumuzda negatif e, seyir hala devam ediyor. Son videolarımızda hep negatif diye konuşmuştuk zaten. Fakat buralarda e, toparlanmanın olacağını e, düşünüyoruz. 200 günlük ortalamanın altındaki dolara ne demiştim arkadaşlar ben her videomda dedim ki 200 günlük ortalamanın altına sarkan dolar ucuz dolardır. Yani bu gerçek fiyatı değildir. Bu doların şu anki gerçek fiyatı 7.20'nin üzeri arkadaşlar. 7.20 7.40 aralığı şu anki doların gerçek fiyatı olması lazım. Ama 200 günlük ortalamanın altına sarkıttılar. Çünkü 235 milyar dolarlık hane halkının doları var. Bir şekilde onun silkelenmesi gerekiyor. Peki küçük yatırımcı silkelenir mi? Bence silkelenmez arkadaşlar. Adam zaten şurada 8 liralardan, 8 küsürlerden aldıysa zaten 1,5 lira zararda. Bu adam şimdi diyor ki, yani 7 liradan 6,85'e düşmüş. Bana ne diyor? Yani ben zaten 1,5 lira zarardayım. 15 kuruş daha zarara düşsem ne olur ki diyor hani. Yani bu da mantıklı bir şey. Eğer siz stop yapacaksanız 7,50'de yapacaktınız veya şurada 100 günlük ortalama kırıldığında Pardon şurada 55 günlük ortalama kırıldığında 7.88'di. 100 günlük ortalama kırıldığında 7.65'ti. Stop buralarda olacaktı. Ha, eğer sen hala stop olmadıysan buralardan stop olmanın hiçbir mantığı yok. Bir jeopolitik risk olur, bir haber gelir falan, bir yabancı alıma geçer ne olur buradan paldır küldür tekrardan 7.40'lara 7.50'lere gitme ihtimali var sen, ve sen burada sattığınla kalırsın. Burada yapılması gereken en doğru hamle şu. Eğer yukarıdan yakalandıysan, bir şekilde buralardan maliyet düşüreceksin. Ha dersen ki ben hepsiyle girmiştim, hiç param kalmadı, ona da artık yapacak bir şey yok. Biz geçmiş videolarımızda da her seferinde ne diyoruz arkadaşlar? Parçalı alım yapacaksınız ve her fiyattan alacaksınız. Yani şuradan diyelim ki sen 8-15'ten alıma başladın. Eğer paranı 10 parçaya bölseydin, en az işte şuradan da alırdın. işte şu her ortalamaya geldiğinde alırdın. Ve senin şu anda muhtemelen maliyetin şuralarda işte 7.40 ile 7.50 arasında bir şeydi. Ve bir ay sonra orayı görme ihtimalimiz yüksek. Yani e, zararsız bir şekilde çıkabilirsin eğer hani çok stres yapmışsan. E, 6.80, 6.50 konuşula dursun. Ben e, son videomda demiştim ya ben olsam 6.95'ten döndürürüm. Önce şuradaki trendi kırarım. A trend kırıldı 6.85'e gidiyor dolar. Dedirtirim ve 6.95'ten bunu tekrar yukarı sürerim. Yani ben olsam böyle yapardım bilmiyorum. Ee, nasıl yaparlar? Merkez Bankası'nın da yavaş yavaş alıma geçeceğini düşünüyorum. Yabancının da tekrar bu bölgelerden yani 6.85 ile 7 civarı bölgelerinden yavaş yavaş alıma geçeceklerini düşünüyorum. Çünkü borsadan da ciddi yabancı çıkışları var arkadaşlar. 790 küsür milyonluk hisse satımı gerçekleşti geçen hafta. Tabi hisse satar satmaz hemen dolara geçmiyorlar bunlar. Verilen sözler var. Ne yapıyorlar? Borsadan çıkıp faize yatırıyorlar. Tahvil satın alıyorlar. Dip satın alıyorlar. Bunlar şimdi 2-3 ay 5 ay artık kaç ay anlaşılmışsa onları bilemiyoruz bu anlaşmalar bittikten sonra bu vadeleri dolduktan sonra bu dolarını toplayıp gidecek arkadaşlar bu yabancı buraya temel atmaya gelmedi keşke öyle olsaydı keşke dolar yerle bir olsaydı yani değil mi hepimiz isterdik keşke bu yabancı gelseydi buraya işte fabrikalar açılsaydı hepimiz işe girseydik işte işsizlik azalsaydı şu an %20'lerde geziyor işsizliğimiz yani bu sıcak para arkadaşlar voleyi vurduktan sonra çekip gidecek o yüzden buralardan dolar bozmak riskli. Her videomda da diyorum. Buralardan maliyet düşüreceksiniz. Yani parçalı alımlar yapacaksınız. Bir şekilde maliyet düşüreceksiniz. Yani anlatmak istediklerim bunlar arkadaşlar. Yine kısa tutacağız dedik. 10 dakikaya doğru gidiyoruz. Evet bu videomuzda bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Hafta içi yine sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim. Ne kadar çok beğen butonuna basarsanız o kadar çok daha fazla kitleye ulaşmış oluyoruz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize bol bereketli kazançlar dilerim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.